yaralı. Tepeden tırnağa herkes yaralı. Alışım yok, acıya yok, kaidesi kuralı. Kanayım ne kadar tutabilirsin gün uğruna dikeni. Ne gelen anladı ne giden olur biteni. Adıyorum aşka yeri kalan mı? Suya söylerim gitti en son yalan mı? Aşkında hesapsız, kitapsız olanını yaşamazsam kara kapıya kaydedin beni. Nasıl öğrendin? Babam bize geldi, açıkça sordu. Sen de söyledin mi? Hayır, ben değil. Babam. Çok teşekkür ederim ya. Çok teşekkür ederim. Çok zorlayınca. Beni emniyete bırak. Engin, beklemeye devam et, yapış şakasını. Ceylin biraz zorladık sanırım. İstersen başka bir yol bulalım, daha fazla zarar görme. Hayır, olmaz. Çınar yapmadı, biliyorum. İnce oradan çıkıp başka bir yere gitmiş. Oradan çıkıp arabaya, aman taksiye binmiş işte. Plakanın sonu 9'la bitiyormuş. Bir de arka camında kartal sticker mı ne varmış işte. Bütün camı kaplıyormuş. Anladık, Çınar konuşmuş. Nasıl oldu, abin seni ihbar etmeyecekti? Hı? Ceylin, niye yalan söylüyorsun? Olmaz demedim mi ben sana? Ellerimle ihbar edeceğim demedim mi? Niye yalan söylüyorsun? Ya ben ne ödünler veriyorum, görmüyor musun? Bir kere de sen versen ne olur? Zaten ailem kapatmış kapıyı yüzüme. Hem sen söylemedin, oyunu da sen oynamadın, tamam? Yine yalancı olan benim, dürüst olan sensin. Kirletmedik yani seni. Şimdi izninle gidip Pars'ın ifade almasını bekleyemeyeceğim. Eren'den rica edeceğim taksiyi bulalım diye. Eğer İnci'nin o gece nereye gittiğini bulursak... katile bir adım daha yaklaşmış olacağız. Bak Ceylin, yapma. Pars zaten Eren'in tepesinde. Sana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz ama onu olacak. Yapma. Arada kalıp dayanamayıp yardım etmek istiyor çocuk. Başı belaya girecek. Yapma. Biz anlaşıyoruz komiserle. Karışmasın. Yani İstanbul'da 17 binden fazla ticari taksi var. Kim bilir kaç tanesinde kartal sticker'ı var. Tabii kaçının plakası 9'la bitiyor, bakmak lazım. Ama sürer. Ah Çınar, ah. Şöyle taksi durağının falan adını öğrense... şak diye yakalamıştık şimdi ya. Uzun sürer diyorsun yani. Sen merak etme, o iş bende. Ben bir şey öğrenince sana haber veririm. Sen de kendin bulmuş gibi anlatırsın savcıya. Anlaştık? Seni zorluyor muyum? Yok. Ama... iyi insan çözüyorsun ha. Takılma, ben severim böyle alengirli işleri. Tabii yakalanmadığımız sürece. Tamam. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Dosyayı tamamlanınca bana bir daha getireyim. Tabii ki efendim. İşte bu kadar. Hallettim. Bu arkadan iş çevirmelerin bir gün başını iş açacak. Ama o gün ben senin yanında olmayacağım. Çünkü seni defalardır uyarıyorum. Ama sen kafanın dikine gidiyorsun ve beni asla dinlemiyorsun. Aman, senden yardım istersem kessinler zaten beni. Beni ofise bırakır mısın? Malum kalacak yerim yok. Bakla.
gibi burası ya. Sen geç. Ben bir kombiye bakacağım. Ya. Olsana. Yardım etmemi ister misin? Yani bak istersen. Bakayım. Yaptım ben onu. Gaz gelmiyor buna. Tam bir çekil istersen ben bakayım. Tekrar. Kesmişler. Kesmişler mi? Heh, çok güzel oldu. Bir bu eksikti zaten. Benim işe geri dönmem gerek ya. Telefonum müvekkil çağrılarıyla doldu. Her şeyi boşladım. Yani ne karar vereceksin bilmiyorum ama... Çınar'ın avukatı kalacaksın. Kararlısın gerçi. Ben ödemem gereken neyse halledebilirim. Kurtarmaz savcım. Ne garip ya. İnsanın bu çağda acılarını örtüp gerçeklere geri dönmesi gerekiyor demek ki. Hayatın acı gerçekleri durmana, nefes almana izin vermiyor. Yıkılmana hele asla. İyi misin? İyiyim. Gel otur. İyiyim, bir an başım dönüş sadece. Oh. En son ne zaman yemek yedin? Bilmem. Dün müydü acaba? Fotoğrafını Ortaköy'deki taksi duraklarına bırakacağım. Vardiya sırasında taksiciler görsün diye işte.